Arkadaşlar merhabalar. Hız yayınlarına ait kurumsal denemenin ilkinin cevapları ile tekrardan bir aradayız. İlk sorumuz arkadaşlar. Hesap makineleri ekrana sığmayan sayıları gösterebilmek için üstlü ifadeleri kullanır. Bir sayının üstlü ifadedeki nokta 10 bölümünün kaçıncı kuvveti olduğunu belirtmek için genelde E işareti kullanılır. Örneğin 1,56 E artı 12 ifadesi 1,56 çarpı 10 üzeri 12 7, 24 e eksi 14 ifadesi 7,24 çarpı 10 üzeri eksi 14 anlamına gelmektedir. Buna göre aşağıdaki işlemin sonucunu vermiş arkadaşlar. Bize ne demiş? 3,12 çarpı e üssü arkadaşlar 10 üzeri artı 16 olarak belirtmiş. Bana bu, bunun sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğunu sormuş. Arkadaşlar bir kere 10 üzeri 16'lı olan var mı diye öncelikle bakıyorum. 3,12'li olan var mı diye de bakıyorum. 3,12'li olan var bu cevap değil. Diğer şıkları deneyeceğim. Arkadaşlar virgül sağa doğru gittiğinde hatırlarsanız kuvvet bir azalıyordu. Sola doğru gittiğimde ise arkadaşlar kuvvet bir artıyordu. Şimdi sola doğru gitmiş olsa arkadaşlar virgül 0,312 çarpı 10 üzeri bir arttırdım 17. Sağa doğru gitmiş olsa arkadaşlar 31,2 çarpı 10 üssü 15. Bir tane daha gitse 312 çarpı 10 üzeri 14 gibi ifadelerle yer alacak. Şimdi bakıyorum 31,2 olan 15 olması gerekiyor. Burada 20 bunu da eledim. 312 çarpı 10 üzeri 14 olması lazım bunu da eledim. Zaten denizli şıkkı arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz cevaptı. Yani sonucumuz denizli olacaktır. Geldim 2 numaralı soruya. Arkadaşlar mutlaka 1 bir veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üssü en gösterimi bilimsel gösterimdir ifadesini vermiş. Ünlü girişimci Elon Musk kurucusu olduğu uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi için 2018 yılının Şubat ayında dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'yi uz uzaya fırlattı. SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy roketi bir diğer roket üreticisi United LA şirketinin Delta Heavy roketinden hem daha güçlü hem de fırlatma maliyeti olarak daha hesaplıdır. Falcon Heavy ve Delta Heavy roketlerinin maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre iki roket arasındaki maliyet farkının dolar cinsinden bilimsel gösterimini istemiş arkadaşlar bizden. Şimdi öncelikle maliyet farklarını alacağım. Büyük olandan küçük olanı çıkartacağım. İkisi de 10 üzeri 6 olduğu için arkadaşlar burada büyük olan 435 435 çarpı 10 üzeri 6'dan eksi 90 çarpı 10 üzeri 6'yı çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken şey şu. Ben bunlara çıkartma işleminin kolay yapılabilmesi için ben çikolata diyorum arkadaşlar şu ikisine. 435 çikolatadan 90 çikolata çıkartılırsa arkadaşlar 345 çikolata kalır yani 10 üzeri 6 olarak ifade edilir. Arkadaşlar bunu bulduktan sonra bilimsel gösterim olabilmesi için arkadaşlar sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Yani virgül şu an burada iki basamak sola doğru kayacak. Yani 3,45 sola doğru kaydığında az önceki soruda da belirtmiştik arkadaşlar. Kuvvet 2 artacaktır. 6 artı 2. Yani 3,45 çarpı 10 üzeri 8 olarak cevap bulunur. Yani dolayısıyla cevabım arkadaşlar Bursa şıkkıdır. Devam ediyoruz. 3 numaralı soruya geçtik. Arkadaşlar, aşağıda 6 raftan oluşan bir kitaplık ve bu kitaplığın yanında 20 kitap gösterilmiştir. Kitaplığın kitaplar, rafların rafları, kitaplığın raflarına aşağıda verilen kurala göre dağıtılacaktır. Kural, her bir rafa raf numarasının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı kadar kitap konulacaktır demiş. Buna göre raflara kitaplar dağıtıldığında kitaplara konulmayan kaç kitap kalır diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi bir kere bir sayısı arkadaşlar sadece bir tane böleni vardır. Buraya bir yazdım. İki sayısı arkadaşlar bir bir vardır. Bir de iki vardır. Burası iki kitap. Şöyle kitap bir kitap diye yazalım. Üç sayısı arkadaşlar bir ve üçten oluşur. Başka yok. Burası iki kitap. Dört sayısı arkadaşlar bir var. İki var. Bir de dört var. Burası üç kitap. Beş sayısı arkadaşlar asal olduğu için sadece bir ve beş var bölenleri. Buraya iki kitap. Altı sayısı için arkadaşlar bir var. 2 var, 3 var, bir de 6 var arkadaşlar. Buraya da 4 kitap geldi. Toplarsak arkadaşlar kitap sayısını şurada. 4, 2, 6, 9, 11, 2 daha arkadaşlar. 13, 1 daha, 14 kitap oldu. Benim toplamda 20 kitabım vardı. 20 kitaptan 14 kitabı çıkartırsak arkadaşlar cevabımız 6 kitap bulunarak bulunacaktır. Yani cevabımız denizdir. Evet arkadaşlar 4 dördüncü soruya geçtik. Bütünleri iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Pozitif iki tam sayının birden başka ortak bölünü yok ise bu sayılar aralarında asal sayılar denir. Arkadaşlar dört ifadenin bize aralarında asal olup olmadığını belirlemiş. Kaç numaradaki açı ile bütünleri derece cinsinden aralarında asaldır diye sormuş. Arkadaşlar bir numarada hemen şurada bakarsak burası arkadaşlar 135 derecedir. 135 ile 45 arkadaşlar araların asal değildir. Bunlar araların ebobları 45'tir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 numarayı elin. Arkadaşlar 2 numarada bütünleri burada 90 derecedir. 90 derece 90 derece. Zaten bunların ebobları 90. Bunda, bu da buradan gitti. Arkadaşlar burası 114 derece. E, 114 ile 66 arkadaşlar zaten ikisi de çift sayı. İkisi de en azından 2'ye bölünüyor. As araların asal olmadığı açık ve bir şekilde ortada. 4 numarada arkadaşlar burası. 100 37 derece olacaktır. 43 ve 137 aralarında asaldır. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak bulunmakta. 5 numaralı soruya geçtik arkadaşlar. 5 numaralı soruya geçtiğimizde iki tane şeffaf kart var. Üst üste getirildiğinde bu sayılar birbirleriyle çarpılıyor. Elde edilen üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en az kaçtır diye sormuş. Hemen şurada arkadaşlar bir tane daire çiziyorum. Bu dairenin içerisinde bu sayıların çarpımını kullanacağım. Hemen şuradan arkadaşlar. Şurada 4'e bölüyorum öncelikle. 4'e böldükten sonra bu sayıları üst üste getirerek çarpacağım. İlk sayıda arkadaşlar 5 üzeri eksi 2 ile 25 üssü 0 olacak. Burası arkadaşlar 25 üssü 0 zaten 1'e eşit. Burası 5 üzeri eksi 2 olarak bulundu. Geldim ikinci kısma 5 üzeri 4 ile 25 üzeri eksi 1 çıktı. 25 üzeri eksi 1 arkadaşlar 5'in ikinci kuvvetinin eksi birinci kuvveti oldu. Yani burası 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri eksi 2 çıktı arkadaşlar. Bu da 5'in karesine eşittir. Bu da bulunsun. Geldim 3 numaralı kısmı arkadaşlar. Burası 5'in ikinci kuvveti çarpı 25'in karesi oldu. 25'in karesi arkadaşlar 5'in karesiydi. Karenin karesi olacak yani. 5'in karesi çarpı 5'in karesinin karesi. Burası da 5'in karesi çarpı 5 üstü 4 oldu. Yani 5 üzeri 6 olarak bulundu. Dördüncü kısma geçtim arkadaşlar. 5 üzeri eksi 3 çarpı 25'in birinci kuvveti. 5 üzeri eksi 3 çarpı burası da 5'in karesi olur arkadaşlar. Burası da 5 üzeri eksi 1 olarak bulundu. Şimdi bana üslü ifadelerden birbirine oranı en az kaçtır? Dolayısıyla benim en küçük ve en büyük oranlamam gerekiyor arkadaşlar burada. En büyük burada 5 üzeri 6. En küçük de burada arkadaşlar 5 üzeri eksi 2. Yani ne olacak? 5 üzeri eksi 2'yi 5 üzeri 6'ya böleceğim arkadaşlar. Alttaki yukarıya eksi 6 olarak geçecek. Burası 5 üzeri eksi 8 olarak bulunur. Yani cevabım Bursa şıkkıdır. 6 numaralı soruya geçtik. Trombosit kan mik damarlarının hasar gördüğünde kanamayı durdurmak için kandaki pıhtılaşmayı sağlayan bir hücre. E, yetişkin ve sağlıklı insanların 1 milimetre küpünde yaklaşık 250 bin ila 400 bin arasında trombosit bulunmakta. Trombositin az olması durumunda trombositopeni adı adlandırılan bir hastalık bulunmakta. Diyor ki 1-2-3-4 numaralı kişilerden hangisi hastadır diye sormuş. Arkadaşlar burayı öncelikle 5 tane 0 koyuyorum. 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar burada önce 2 basamak kaydırdım. 10 üzeri 4 oldu. 32 yanına 4 tane 0 koydum. Burası 320 bin oldu. Öncelikle şuraya 1 basamak kaydırdım. 10 üzeri 3'e düştü arkadaşlar. Burası 35, 3 tane 0 koydum. 35 bin. 370'in arkadaşlar yanına 3 tane 0 buradan koydum. Benim istenen değerim arkadaşlar 250 bin ile 400 bin arasındaydı. Ancak 3 numaradaki şahs hasta olduğu için burada değer 35.000'de kalmış. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olarak bulunmakta. 7 numaralı soruya geçtim. Simetri aynası ile alakalı bir ifadeyi açıklamış üst tarafta. Ardından bu kağıdın üzerinde bir sayı işaretleyerek başka bir sayının üzerine simetri aynasını dik olarak yerleştiriliyor. Yerleştirdikten sonra işaretlediği sayı ile işaretin ayna görüntüsü üst üste geldiği sayılar aralarında asal olduğu görülmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Aralarında asal olmayan şıkkı arayacağız arkadaşlar. A şıkkında 5'ten önce 3 sayı var arkadaşlar. 9'un arkasına 3 sayı saydığımda 4. sayı arkadaşlar 13 olacak. Burası 5 ile 13 zaten bu aralarında asal gitti. 7'den önce 2 sayı var arkadaşlar. 10'un üzerine getirilmiş. 2 sayı geçtim. Burada da 13'e gelmiş. Burası 7 ile 13 zaten ikisi de asal sayı. Bu da gitti. Burada arkadaşlar 11 işaretlemiş bir sayı var. 14'ü atladım. 15 olacak. Burası 11 ve 15. 11 sayısı asal. 15 zaten aralarında asal oldu. Dolayısıyla bu da gitti. 12 işaretlemiş arkadaşlar. 2 sayı geçmiş. 15'in üstünde sayı. 2 sayı geçtikten sonra 18 olacak. 12 ve 18 aralarında asal değildir. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak bulundu. Diğer bir soruya geçtik arkadaşlar. Celal öğretmen 10 kök değer Olarak ifade edilen adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik kavramlarını kullanarak şöyle bir etkinlik yaptırıyoruz. Aşağıdaki gibi kök değerleri eş kartlara yazarak üst üste verilen iki değerin arasında birer daire çizelim. Bu değerlerin her birisini oluşturan harf sayısını bulup üst üste verilen iki değere karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenlerini daireye yazalım. Dairelere yazdığın sayıların toplamını bulalım diye söylemiş. Arkadaşlar sevgi burada 5 harf. Saygı burada 5 harf. Dostluk burada 7 harf. Yardımseverlik arkadaşlar 6, 11, 14. Burada 14 olarak yazdım. Dürüstlük burada arkadaşlar 5, 9. Adalet 6. Öz denetim 2, 5, 9. Vatanseverlik 10, 13 oldu. Sabır 5. Sorumluluk arkadaşlar 10 harften oluşmakta. Şimdi sevgi ve saygı ikisi de 5 harften oluştuğu için arkadaşlar EBOB'ları 5'tir. 7 14 EBOB'ları arkadaşlar birbirinin katı olduğu için 7'dir. 6 ve 9 EBOB'ları arkadaşlar 3'tür. 9 13 aralarında asal olduğu için EBOB'ları 1'dir. 5 11 birbirinin katı olduğu için gene küçük sayı yazdım 5. Bana bunların sonucu toplamını soruyor arkadaşlar. 5 7 3 1 ve 5 Toplarsak arkadaşlar 12, 15, 16 toplamımız 21 olarak bulunmakta. Yani cevabım Adana şıkkıdır. Geldim 9 numaralı soruya arkadaşlar. Ömer birinci karttan başlayarak her bir karta bir üstlü ifade olacak şekilde 2'nin ilk 7 doğal sayı kuvvetlerini yazmıştır. Ardından bu kartlar üzerinde yazan sayıları toplamak istemiş ancak bir karta yazan sayıyı unutarak toplamı 111 olarak bulmuştur. Buna göre Ömer'in üzerindeki sayıyı toplamayı unuttuğu Kart kaç numaralı karttır olarak Vermiş. Şimdi arkadaşlar 2'nin ik, doğal sayı kuvvetlerini yazmamı istemiş benden. 2'nin doğal sayı kuvvetleri 2'nin 0. kuvvetiyle başlar, 1'dir. 2'nin 1. kuvveti arkadaşlar 2'dir. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 2'nin 6. kuvveti 64'tür, 2'nin 7. kuvveti 128'dir. Gerçi bana ilk 7'yi istiyordu, burada kesme, keseceğim dolayısıyla. Şimdi bana 1'den 64'e kadar toplam lazım. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 128, 128 yoktu pardon. İlk 7 tanesi lazım. 64'e kadar olan toplam gerekiyor. 1'den 64'e bu sayıların toplamı arkadaşlar 127 olarak bulunur burada. 127'yi bulduktan sonra arkadaşlar benim toplamım 111'miş. 127'den 111'i çıkarttım. Unuttuğum sayı 16'dır arkadaşlar. Yani 2'nin 4. kuvvetidir. Bu da kaç numaralı kart arkadaşlar? Bu 1'di, bu 2'ydi, bu 3'tü, bu 4'tü. Bu da 5 numaralı karttır. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak bulunmakta. Evet 10 numaralı soruya geçtim. Aşağıdaki rafta her birinin eşit sayıda bilye bulunan içleri görünmeyen kavanozların bir kısmı gösterilmiştir. Bu kavanozların her birinin içerisindeki bilye sayısı 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerine eşittir. Bu raftaki kavanozların toplam 80 bilye olduğu bilindiğine göre raftaki kavanozların sayısı en az kaçtır? Bu durumda arkadaşlar içerisinde toplam 80 bilye varsa kavanozlardaki bilye sayısı 80'i tam bölen bir sayı olacak. 1 çarpı 80, 80'e eşit. 2 çarpı 40, 4 çarpı 20, 5 çarpı 16 8 çarpı 10 olarak bulunur. Şimdi bana 2'nin kuvvetleri olanlar lazım. 2 var kuvvet olan, 4 var, 8 var, bir de 16 var. En az sayıda kavanoz sayısına sahip olan arkadaşlar bunların karşılarındaki kavanoz sayısı olacak. 4, 40, 20, 5 ve 10. En az kavanoz sayısı arkadaşlar buradan 5 olarak bulunur. Yani her bir kavanozda 16 bilye olduğunda 5 tane kavanoza ihtiyacım vardır. Dolayısıyla cevabım Bursa'dır. Geldim diğer bir soruya. Bozuk bir tartı var. 6 kilograma kadar ürünleri 250 gram eksik tartıyor. 6 kilogramdan fazla olanları 300 350 gram eksik tartıyor. Burada okunan sayı arkadaşlar 5 kilo 800 gram olarak vermiş. Dolayısıyla bu karpuzum 6 kilodan fazladır. 6 kilodan fazla olduğunda 350 gram ekliyordum arkadaşlar. 5 800'e 350 ekledim. Toplarsam 6 kilo 150 gram olarak ben karpuzun değerini bulurum. Bana kilogram cinsinden söylemiş arkadaşlar. Bu 6,15 kilogram olacak. Bu durumda. Şimdi arkadaşlar bunları ondalık çözümleme yaparken şunun üstüne 0 bu eksi 1 bu da eksi 2 olarak yazılır. Yani cevabım 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak bulunur. Yani cevabım C şıkkı olarak bulunmakta. Geldik 12 numaralı soruya. Üst tarafta gene bir bilgi vermiş arkadaşlar. Londra'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na kadınlar 50 metre sırt üstü stilde Sümeyye Boyacı dünya ikincisi olmuştur. Aşağıda bu yarışmada ilk 3 derece giren sporcuların saniye cinsinden yarışı bitirme süreleri çözümlenmiş biçimde verilmiş. Birinci, ikinci ve üçüncü. Bana Sümeyye Boyacı ikinci olduğu için süresi saniye olarak ne olabilir diye söylemiş. Arkadaşlar burayı çözümlenmemiş halini yazarsak burası 44,71 olarak bulunur. Üçüncünün derecesi de arkadaşlar 46,53 olarak bulunmakta. Sümeyye'nin derecesi arkadaşlar bu aralıkta olmak zorunda bu durumda. 46,54 üçüncüden daha kötü bir derecedir. Olamaz. 44,74 arkadaşlar 71'den daha kötü bir derecedir. İkinci olma ihtimali var zaten. Cevabım Bursa. 44-62 niye olamaz arkadaşlar? 44-62 birinciden daha iyi bir derecedir. Dolayısıyla bu olamaz. 44-49 arkadaşlar gene birinciden daha iyi bir derece olduğu için gene cevabım olamayacaktır. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır. Geldim 13 numaralı soruya. 13 numaralı soruda arkadaşlar kısa kenar uzunluğu 24 cm, uzun kenar uzunluğu 36 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir levha aşağıdaki gibi O noktasına başlayıp doğrusal bir yol boyunca devrilerek ilerletiliyor levhanın her bir devrilmede kısa ve uzun kenarları sırasıyla zemine temas etmekte ve ilerlemek ilerleme sırasında levha zeminde kaymamaktadır. Bu levha aynı şekilde O noktasına 4 metre uzaklıkta bulunan duvara yaklaştırıldığında görünüm aşağıdakilerden hangisi şeklinde olur diye sormuş. Arkadaşlar eski haline gelirken burası 24 burası 36'dır. Eski haline gelirken bu 60 santimetrede bir aynı hareketleri tekrar edecektir. 400 santimetre arkadaşlar 4 metre eşittir Dolayısıyla 60'ın katlarından 400'ü en yakın olanları benim bulmam lazım 60'ın arkadaşlar 6 katı 360'tır 360'a geldiğimde şurada arkadaşlar şu kısım şurası 360 olduğunda şu şekli haline gelecek tekrardan Burası 24 santim arkadaşlar 24 santim ilerledikten sonra şu olan mesafe 40 santimetre olacak. Yani ben burada 16 santim varken bunu yan yatıracağım. Yan yatırırken arkadaşlar şekil şu şekilde yan olarak yatmış olacak. Yani cevabım Adana'dır. Evet, 14 numaralı soruya geçtik. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üstlü ifadenin yazılı olduğu 3 beyaz ve 3 gri kart verilmiştir. Beyaz kartlardaki her bir üslü ifade gri kartlardaki her bir üslü ifadeyle çarpılacaktır. Bu çarpımın sonucunda elde edilecek en büyük sayının en küçük sayı oranı kaçtır diye söylemiş. Arkadaşlar üstteki ifadeler beyaz olan kartlar, alttaki olan ifadeler gri olan kartlardır. Şurada 25'i arkadaşlar 5'in kuvveti olarak yazmak istiyorum. Bu 5'in 4. kuvvetine eşit. Alt taraftakileri de 2'nin kuvveti olarak yazmak istiyorum. Bu 2'nin 4. kuvvetine, bu da 2'nin 9. kuvvetine eşit. En büyük sayıya ulaşabilmek için arkadaşlar hem alttan hem de üstten en büyük değerler alınır. Yukarıdaki en büyük değer 5'in 4. kuvveti, alttaki en büyük değer 2'nin 9. kuvvetidir. Şimdi alt tarafta da arkadaşlar en küçük olan oranı soruyor. En küçük olan sayı üstte 5 üzeri eksi 1'dir. Altta da en küçük olan sayı 2 üstü 4'dür. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi yapılırken bu yukarıya 5 4'ün yanına artı 1 olarak çıkacak. Buradaki 4 de arkadaşlar 9'un yanına eksi 4 olarak çıkacak. Yani burası 5 üssü 5 çarpı 2 üssü 5 olarak bulundu. Üstler aynı olduğu için arkadaşlar 5 çarpı 2'nin 5. kuvveti oldu. Bu da 10 üzeri 5'tir. Geldim buraya arkadaşlar. Şu 5 ifadesi sayının sondan 5 basamağının 0 olduğunu gösterir. Şimdi e bunun önünde gide, bir de gizli 1 var. O zaman bunun yanına 5 tane 0 koyuyorum arkadaşlar. Cevabım çıkıyor. Yani sayım 6 basamaklı olarak bulunacak. Yani cevabım C Geldim 15 numaralı soruya. Aşağıdaki tabloda her satır sütun ve köşegen boyunca yer alan üstlü ifadelerin çarpımı birbirine eşittir. Burada A ve B sayılarının bölümünü soruyor arkadaşlar. Hemen şurada arkadaşlar 27 3'ün kuvveti olarak yazmak istiyorum. 27 sayısı 3'ün 3. kuvvetidir. Burası 3'ün 6. kuvveti haline geldi. Burası da 3'ün karesidir. Karenin 4. kuvveti de 3 üzeri 8'dir. Burada üstünde gizli 1 var. Şurayı çarptığımız zaman arkadaşlar üstler toplanırsa 6, 1, 8'in toplamı 3 üssü 15 olarak bulunmakta. Şimdi çapraz olarak aynı işlemi yapıyorum. 6, 5, 15 olabilmesi için arkadaşlar burası 3 üzeri 4 olacaktır. Aynı işlem için arkadaşlar şu şurayı yapalım. 4, 8, 12 oldu. Buraya 3 üzeri 3 kaldı. 10, 15 olması için 5, 3. Buraya kaldı arkadaşlar. 3 üzeri 7. O zaman A sayısını ben ne buldum? 3 üzeri 7 buldum. B sayısını da 3 üzeri 3 buldum. Alttaki arkadaşlar yukarıya ne olarak geçiyor? Eksi 3 olarak geçiyor. Dolayısıyla cevabım 3 üzeri 4'tür. Yani cevabım 81 olarak bulunmakta. Cevabım denizlidir. Devam edelim. 16 numaralı soruya geldik. 16 numaralı soruda İçteki sistem 4 dakikada bir, dıştaki sistem 8 dakikada bir turunu tamamlamakta. Bana şekilde 7 dakika sonra elde edilen üstlü ifadenin değerini soruyor. İçteki ifadeyi taban olarak alacaksın, dıştaki ifadeyi üst olarak alacaksın diye söylemiş. Şimdi içteki ifade arkadaşlar kaç seferde bir dönüyormuş? Dakikada bir dönmesi gerekir arkadaşlar burayı tamamlamak için. 4 dakikada tamamlanması için. O zaman bu 1. Bu 2. dakika. Bu 3. dakika. Bu 4. dakika. Ama bana 7 dakika lazım. O zaman bu 5. Bu 6. Bu 7. Yani tabanın benim burada eksi 4 olarak buldum. Şimdi dışarıdaki ifadeyi arkadaşlar aynı şekilde yapmak istiyorum. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu 7. 7. dakikada arkadaşlar üstümde 2 olarak bulundu. Burası eksi 4'ün ikinci kuvveti oldu. Yani cevabım 16 olarak bulunmakta. Yani cevabımız C. 17 numaralı soruya geçtik. Aşağıda yarısı kadar su ile doldurulmuş dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryum veriliyor. Dik, dik yarısına kadar doldurulduğu için o zaman hacim arkadaşlar hepsinin çarpımının yarısı olacak. O zaman ben yazdım. 4'ün 3. kuvveti çarpı 2'nin 7. kuvveti çarpı 2'nin 5. kuvvetinin ikiye bölüm oldu. Burada arkadaşlar 4'ün 3. kuvvetini ben şurada 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti olarak yazdım. Arkadaşlar burası 2'nin 6. kuvveti, 2'nin 7. kuvveti ve 2'nin 5. kuvveti bölü 2'nin 1. kuvveti oldu. Üst tarafta arkadaşlar altlar aynı olduğu için üstler toplanır. 200 18 oldu. Burası da 200 1. Alttaki değer arkadaşlar yukarıya eksi 1 olarak geçecektir. 18'den 1 çıkartılırsa sonuç 17 çıkacaktır. Yani cevabımız Adana olarak bulunmakta. Devam edelim. 18 numaraya geldik. Aşağıdaki şekil 1'de kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük bir tam sayı olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt veriliyor. Ön yüzü gri, arka yüzü beyaz olan bu kağıt şekildeki, şekil gibi üst üste katlanıyor. Bu kağıdın katlanan kısımlarının bir yüzlerinin alanları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre şeklin çevresi en az kaç olmalıdır diye söylemiş. Arkadaşlar şurada hemen 30, 30 ile 50'nin eboblarını alıyorum. Eboblar arkadaşlar buradan 10 olarak bulunur. Ortak olan kenarları arkadaşlar burası olduğu için buraya 10 yazdım. Şuraya 10 yazdım. 50 olabilmesi için burası 5, burası 5 oldu. Buralar 10 oldu. Şimdi şu yandaki şekle de 10 olarak yazdım. Arkadaşlar burada katlama işlemi yapıldığı için şu kısım ve şu kısmın uzunlukları birbirine eşittir. Burası 5 olacak. Burası da 3 olacaktı arkadaşlar. 5 olarak yazmışız. Burası 30 olması için çünkü. Burası 3 ise burası da 3 oldu. Bu uzunluk arkadaşlar 5, 5, 3, 3'ün toplamı 16 olarak bulundu. 16 yazdım ben de buraya. Dikdörtgenin arkadaşlar uzunluğu iki tane kısa kenarlı iki tane uzun kenarın toplamıdır. Yani 10 çarpı 2 artı 16 çarpı 2'dir. Yani cevabım 52 olarak bulunacaktır. Yani cevabım Adana. 19 numaralı soru arkadaşlar bence bu deneme sınavının en zor sorusu. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi arkadaşlar soruyu çok iyi algılamak olacak. Belediye yolun başına birer aydınlatma direği yerleştirdikten sonra kuzey tarafa her 3 ağaçtan sonra bir aydınlatma direği, güney tarafına her 6 ağaçtan sonra bir aydınlatma direği yerleştirmiştir. Bu yolun her iki tarafında da şekilde belirtildiği gibi iki ağaç arası uzaklık ve aydınlatma direklerinin ağaçlara olan uzaklıkları birbirine eşittir. Yolun sadece üç noktasında aydınlatma direklerinin dikey olarak aynı hizada yerleştirildiğine göre yolun tamamında en az kaç ağaç dikilmiştir diye vermiş. Arkadaşlar burada dikkat lambalarla başlamış ya da aydınlatma direkleriyle başlamış. Lamba aydınlatma direğiyle bitirmiş. Şurada 1, 2, 3, 4. Burada dört birim var arkadaşlar. Burada aydınlatma direkleri arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim var arkadaşlar burada da uzunluk olarak. Peki burayı arkadaşlar başlangıç noktası şurada şöyle kestim. Burada bir aydınlatma direği var. Şöyle direkt diye yapalım. A demeyelim. Bir direk var. 6 ağaç var. Üst tarafta arkadaşlar bir direk var. 3 ağaç var. Şimdi Bunlar 4 seferde bir tekrar edecek. Bu 7 seferde bir tekrar edecek. O zaman benim arkadaşlar 4 ve 7'nin katı olan tekrar etme süresine ihtiyacım var. Yani ekokum buradan arkadaşlar 4 ile de aralarında asal olduğu için 28 olarak bulunacak. Ben 28 seferde bir bunu tekrar eder bir şekilde bulmak zorundayım. Şurayı direkt yaptım arkadaşlar. Direkt. Şurası da direkt. 28 seferde bir tekrar edecek. Bu direği arkadaşlar bir daha çiziyorum. Aynı direği göstermek için. Şimdi bu benim birinci direğim. Bu ikinci aydınlatma direğim. Bu da benim üçüncü aydınlatma direğim olacak. Burası da gene 28 sefer oldu. Bana 3 aydınlatma direğinin aynı hizada olmasını istiyor. Arkadaşlar şu an üç tane aydınlatma direğim de aynı hizada oldu. Peki üst tarafta iki tane 28'lik şu şekilde toplam olacak. Bu 28'liğin içerisinde kaç tane şu dörtlerden var onu bulmam lazım arkadaşlar. Öncelikle 28'i 4'e böldüm. 7 sefer var arkadaşlar. 7 sefer 3 ağaçtan oluşacak. Yani 7 çarpı 3'ten 21 ağaç bir 28'likte var. Benden 28'likten 2 tane olduğu için 21 çarpı 2'den 48, 42 ağacım. Arkadaşlar 42 ağacım üst tarafta bulunmakta. Geldim Aynı işlemi alt tarafta 7 seferde bir tekrar yapıyorum. Çünkü bu sefer 28'i 7'ye böldüm. 7'ye bölersem 4 sefer bu işlem tekrar edecek. Bunda da 6 ağacım vardı. 6 çarpı 4'ten 24 ağacım oluştu. Bu 24'ten de 28'den 2 sefer olduğu için 24 çarpı de ağaç buradan geldi. Toplam 48 ağacım oldu. Benim en sonda kaç ağacım olduğunu sormuştu. 42 ağaç üstten 48 ağaçta alttan toplam 90 ağacın bulunmakta. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı bulunacaktır. Diğer soruya geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. Bir, fa bir fabrikada özdeş kolilerin istiflenme biçimleri aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Bu koliler en üstten en alta doğru koli sayıları 1, 3, 5 şeklinde ardışık tek sayılar olarak diziliyor. Böylece kolilerin stifindeki toplam koli sayısı oluşan sıra sayısıyla bir örüntü oluşturuluyor. Örneğin birinci şekilde koli istifinde toplam koli sayısı 1 artı 3 yani 2'nin karesi. İkinci sırada arkadaşlar 2 sıra bulunmakta 2'nin 2'nin karesi olarak almış 4 yani. Şekil 2'de de 3 tane sıra var arkadaşlar totalde. 3'ün karesinden toplam 9 koli olduğunu belirtmiş. En alt sırada 17 koli varsa bu koli istifindeki toplam koli sayısı kaçtır diye sormuş. O zaman arkadaşlar ben şuraya tek sayıları yazıyorum tek tek. 1, 3, 5, 7, 10. Şurada 9 olacak. 9, 11, 13, 15 ve 17. Benim 17 arkadaşlar kaçıncı sıram? Öncelikle onu bulalım. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, bu 8. Bu da arkadaşlar 9. sıram olacak. Bu durumda arkadaşlar toplam koli sayım 9'un karesidir. Yani cevabım 81'dir. şıklarda 81 eşit olan şık da arkadaşlar 5 şıkkıdır. Dolayısıyla bu soruyu da yapmış olduk. Bunu şu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Bakarsanız hep sıra sayısının 2 katının 1 eksi. 2'nin 2 iki katı 4, 1 eksi 3. 7'nin 2 katı 14, 1 eksi 13. 9'un 2 katı 18, 1 eksi 17 arkadaşlar. Yani 9. sırayı da buradan bulabilirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. İyi çalışmalar.